arkadaşlar. Yepyeni bir videoyla daha karşınızdayız. Ben 52 Gaming. Size bir önceki videoda savunma şöyle teçhizatlardan size savunma teçhizatından şöyle değiştirdim. Baskın, orman, hareket ve savunma teçhizatını dilimizin döndüğünce kadar özür dilerim. Dilim düştü. Dilimin döndüğünce kadar size bahsetmeye bir oyun bilgim dahilinde bahsetmeye çalıştım. Size bu bugün de ki bugünkü videomuzda da saldırı hızı ve büyü sihir itemlerinden bahsedeceğim. İlk itemimiz canavar avcısı kılıcı, artı 35 fiziksel saldırı, artı %25 saldırı hızı veriyor. Özel pasifi yiyip bitirme, kloğudun ilk itemi bu arada. Bunu da belirteyim, buradayken kloğuda kesin çıkan ilk item. Yani bu çıktıktan sonra kloğuda gerçek hasarını vermeye başlıyor. Yiyip bitirme temel saldırı hedefim mevcut seçmesi %9'u kadar daha ekstra fiziksel hasar veriyor. Karakterler karşısında fazla 60 hasar verir diyor. Diğer ikinci pasifiyle yalayıp yutma. Her temel saldırı 3 saniye boyunca %4 fiziksel can çalma verir ve 5 defaya kadar birikebilir diyor. Yani pasif devreye girdikten sonra mevcut fiziksel hasarınız %9 artıyor. Ve 3 saniye boyunca da can çalmanın %4 artıyor. Canavar alısı kırmızının pasifi bu şekilde. Bu %35 fiziksel saldırı, %25 saldırı hızı veriyor. Bozulma tırmanı 50 fiziksel saldırı, %5 hareket hızı, %25 saldırı hızı veriyor. Bozulma pasifi temel saldırı %50, sansa düşman birimlerini %30 yavaşlatıyor. Uzun menzilli temel saldırı düşmanlarını sadece %15 yavaşlatıyor. Diğer bir pasifi dürtü, düşmanlara hasar veren her temel saldırı hızı %8 artırır ve 5 kadar birikebilir, 3 saniye sürer. Yani iki pasifi var bunun arkadaşlar. Bir, düşmanı yani vurmaya başladıktan sonra bozulma tırmanı pasifi devreye giriyor. Düşmanı hareket hızını 1 saniye pardon. Temel saldırılar %50, şanslı düşman birini %30. Yani şu şekilde karşısındaki rakibin hareket hızını %30 düşüyor, yani karşısındaki rakibi yavaşlatıyor, sizden yavaş yürümeye başlıyor ve sizden kaçmaması zorlaşıyor. Ayrıca düşmana verilen her hasar sizin saldırı hızınızı da %8 arttırıyor. Yani pasif şu şekilde kısaca toparlayayım ben size. Karşısındaki rakibi %30 hareket hızını düşürüyor ve sizin saldırı hızınızı da %8 arttırıyor. Modul tırmanı tırmanında bu şekilde. Altın alsa 65 fiziksel saldırı, artı 30 saldırı hızı veriyor. Pasifi hızlı, kritik şansınızı arttırmıyor hiçbir şekilde. Bakın buraya dikkat edin. Yani kritik çıkması bir kahraman yani ADC falan bu bölge çıktı. Her %1 kritik şansı için saldırı hızını %1 oranında arttırıyor. Birinci pasifi. İkinci pasifi sonsuz saldırı, temel saldırı sonsuz vuruş işareti eklenir. İki sonsuz işareti biriktirinde gelecek temel saldırı etkisi 3 defa eklenir. Yani şu şekilde sizin ne kadar atıyorum 500 kritik şansınız var. Saldırı hızında bu şekilde yani 500 saldırı hızı etkiliyor. Abi biz absürt bir örnek verdik de. Diğer bir özelliği de işte iki kere rakibi vurdunuz. İki kere işaret bıraktı, iki kere vurdunuz. Bir üçüncüde temel saldırınız 3 defa vurmuş olacak. Yani bir vuruşta 3 kere vurmuş gibi bir hasar yemiş olacak. Altın hasar da bu şekilde dilimizi döndüğünce. Doğa rüzgarı artı 10 fiziksel saldırı, %25 saldırı hızı, %15 fiziksel can çalma. Şöyle söyleyeyim, nişancılarda genelde tercih ediliyor. Karşınızda her kurttur, işte ayabusadır, çok ani hasan veren işte kloot gelip çıkıyordur. Bu tarz kahramanlara karşı tercih ediliyor. Doğa rüzgarı o anki bütün hasarlara karşı size bağışıklık veriyor. Hasar yemenizi engelliyor ve 2 saniye tipinde sürüyor. Nişancı tipinde olmayan kahramanı için bekleme süresi yarıya iner, bekleme süresi 80 saniyedir diyor. Yani bunu kullandığı 80 saniye bekliyorsunuz. O an doğa rüzgarı sizin karşı rakipten alacağınız hasarları 2 saniye boyunca emiyor. Bütün pasifi bunu genelde dediğim gibi her kurttur işte tesli tekleyebilecek kahramanlara karşı tercih ediliyor. Her kurttur da bu olduğunuz örnek önünde yapabilirsin. Korkut silah artı 60 fiziksel saldırı hızı veriyor. Pasifi de zırh delme artı size yani %40 zırh delme veriyor. Diğer bir pasifi de kullanılan savunmalarını %20 kadarını görmezden geliyor. Size oyundaki en yüksek fal zırh delmeyi veren korku silahtır. Size %60
fiziksel saldırı veriyor, ayrıca %40 zırh darbe veriyor, ayrıca de kurelerin savunmalarının %20 kadarını görmezden geliyor, daha çok kureli tutuyor. Hans'ın pencere artı 70 fiziksel saldırı, artı 20 fiziksel can çalma, %20 fiziksel çalmaya. Coşku, yani canını %40'ın altına düştüğü zaman fiziksel fazladan %10 fiziksel can çalmaya kaçılır. Yani düz vuruşla çalışan kahramanlar da size can çalma sağlıyor Hans'ın pençeleri. Başlı savaşın öfkesi artı 65 fiziksel saldırı, artı %25 kritik şansını arttırır. Eşsiz pasifi %40 kritik hasar verir. Özel pasifi kritik hasar kahramanın fiziksel saldırısını 2 saniyeliğe %5 artırıyor. Yani oyunu kritikte çalışan ADC'lere burun odur, işte lestedir, çıkılan bir hasar çıkılan itemdir. Sizin kritik şansınızı %40 artırıyor. Pasifinden kaynaklı %25'te zaten item çıktığı için alacaksınız, %65 oluyor. Kritik hasar vermeye başladığınızda fiziksel saldırınızı 2 saniyenize %5 artırıyor pasifinden kaynaklı. Bitmeyen savaş oyunun en önemli temelini fiziksel saldırı verir. Size 65 fiziksel saldırı, yani her şeyde bulunduğu için de %25 mana yenileme, %5 can, %10 bekleme süresi düşürme, %5 hareket hızı, %10 fiziksel can çalma veriyor. Pasifi ilahi adet, beceri kullandıktan sonra temel saldırı, fiziksel saldırı %85'i kadar rakibe gerçek hasar veriyor. Bu etkili 1.5 saniye bekleme süresi vardır. Özel pasif kaderin peşinde ilahi adet etkisi tetiklerinde bu etki kahramanın hareket hızını %10 artırır. Yani şöyle anlatayım size. Fiziksel hasar vermeye başladığınız rakibinize fiziksel saldırının %85'i kadar rakibe gerçek hasar veriyorsunuz. Verdiğiniz hasarın %85'i kadar gerçek hasar veriyorsunuz. Ve bu tetiklendiği zaman da ekstradan %10 hareket hızınız arttırılıyor. Fırtına %40 saldırı hızı, %20 hareket hızı, %10 kritik şansı veriyor. Pasif Tayfun her 5 temel saldırı 3 düşman birine isabet eder ve %50 büyük hasar verir. Bu etkinin bekleme süresi kritik şansı yükseldikçe azalır. Saldırı hızı arttıkça da hasar da artar diyor. Minyonlara %100 daha fazla hasar verir. Diğer bir pasifi de hareket hızınızı kısa sürede %5 arttırıyor. Kırmızı Pantolon artı 30 fiziksel saldırı, artı %20 saldırı hızı, artı %25 kritik saldırı şansı. Özel pasifi çılgınlık, kritik vuruşlar kahramanın saldırı hızının %30 kritik şansını ise %5 arttırır 2 saniye sürede. Yani kahramanı bulduğunuz kritik hasardan sonra kahraman saldırı hızınızı, yani kahraman saldırı hızı %30 kritik şansınızı %5 arttırıyor kırmızı bandının pasifi. Yedilerinizin kılıcı, bir gibi yakınlarda bir örgü demiştim. Bir örgü demiştim. Artı 65 fiziksel saldırı, artı 1'e can veriyorsunuz. Eşsizliği %15, eşsiz pasifi. %15'te zırh denme veriyor. Eşsizliği özellikle diğer bir yerlerde. Özel pasifi pusuluyor. Pusudasınız 5 saniye içinde hasar alınmaz ya da hasar vermezseniz bir sonraki temel saldırı ekstradan %100 fiziksel hasar verir. Yani pusuluyorsunuz, rakibin oradan geçeceğini tahmin ettiniz ve rakibi bekliyorsunuz. Eğer o ara hasar almıyorsanız 5 saniye içinde hasar da vermezseniz bir sonraki saldırınız, temel saldırınız ekstra %100 fiziksel hasar verir. Bitmeye umutsuzluk kılıcı, dizim sürüştü. %70 fiziksel saldırı, %5 de hareket hızı veriyor size. Pasifi umutsuzluk, %50 HP değerinin altındaki düşman birimlerine saldırmak kahramanın fiziksel saldırısını %25 arttırır. 2 saniye sürer. Hasar vermeden önce etki aktif olur diyor. Oyundaki en fazla fiziksel saldırı veren item bu. Artı %70 fiziksel saldırı ve %5 de hareket hızı kazanıyorsunuz. Avcı darbesi artı Glory Worker'e yakınlarda artı 80 fiziksel saldırı, artı %10 bekleme süresi düşürme, artı %15 zırh delme. Diğer pasifi pençe düşman kahramanlarına yaratıkları 5 defa arka arkaya saldırmak hareket hızınızı 3 saniyede boyunca %30 oranında arttı. Bu etkinin %10, bu etkinin 15 saniye bekleme süresi vardır. Kara somuş balta 70 fiziksel saldırı, %10 bekleme süresi veriyor. Bunun da pasifi büyü vampiri %20 diyor. Yani şu şekilde skilllerle çalışan kahramanlar, önde lanse etmiyor. Hatta Hayabusa'dır, işte o tarz kahramanlarla. Yani
kullandığınız skillerinizle, Q'nuzla, W'nuzla, ultinizle kullandığı zaman can çalıyor. Anlatabilmişim inşallah diyelim. Midas'ın kılıcı artı 60 fiziksel saldırı, artı 30 büyütülünce, artı %5 fiziksel can çalma. Pasifi, hayat çizgisi kahramanın hiçbir suyu %36'ına düştüğünde 3 saniye süren, 510 ila 1350 arasında değişen hasarına bir kalkan veriyor, bekleme süresi 40 saniye. Yani canınız %30'un altına düştüğünde siz etrafınızda bir kalkan oluşturuyoruz. Ve bu kalkan da işte levelinize göre 510 ile 1350 arasında oluyor. O anki hasarları kalkan emiyor. Pasifi bu şekilde çalışıyor. Atlantis kasırgası artı 80 fiziksel saldırı, artı %25 saldırı hızı. Pasifi temel saldırılarda hiçbir yenilemediyse 3 saniye boyunca %50 düşürür. Yani karşınızda çoktan çalan bir kahraman varsa can çalmaya çalışıyorum. İşte örnek vereyim. Arif'tir. Günüveredir. Bu tarz kahramanlara çıktığınız zaman o kahramanın can çalması etkisi, can çalması %50 düşüyor. Fazla can çalamaz hale geliyor. Can çalma itemi çıkmış ya da çoktan çalan bir kahraman varsa karşınızda alttan kıskasıyasın. Kısmı çıkartıyorsunuz. Özür dilerim, yanlış olmuş. Fiziksel yani saldırı itemlerimiz bu şekilde. Şimdi büyü itemlerimize bakalım. Büyü tılsımı, büyülü tılsım artı 50 büyü gücü, 250 can, 120 bekleme süresi düşümü veriyor. Pasifi mana baharı her 10 saniyede maksimum mananızı toplam %10 kadarını yeniliyor. Yani pasifi sadece 10 saniyede bir size %10 mana yenilmesi veriyor. Kar sopası 60 büyü gücü, artı 60 fiziksel savunma, artı 400 can. Bu kar sopası çıktığınız zaman size bu kar sopası işaretine benzeyen bir işaret çıkıyor burada oyun içinde. Canınız azaldı veyahut da orada işte o an size saldırmaya başladılar, çıkamayacağınızı anladınız. Buna bastığınız an aktif oluyor. 2 saniye boyunca bütün saldırılara karşı sizi donduruyor, saldırıların hepsini emiyor. Hiçbir hasar almıyorsunuz, hiçbir şekilde hiçbir şeyden etkilenmiyorsunuz. 2 saniye sürüyor ve bunu kullandıktan sonra tekrar kullanabilme süreniz 100 saniyedir. Yani girdiğiniz rakibin arasında kaldınız, takım arkadaşlarına yaklaşıyor, kendinizi kurtarmak için basıyorsunuz, kar sopası işaretini hemen burada ön kenarda çıkıyor. Basıyorsunuz kar sopasına. Bastıktan sonra herhangi bir fiziksel veyahut da büyü savunması hiçbir şekilde hasar almıyor. Cennet tüyü artı 65 büyü gücü, artı 30 saldırı hızı, artı %5 hareket hızı veriyor. Pasifi çarpma temel saldırı hedeflere kahramanın büyü gücünü %40 kadar ekstra büyü hasarı veriyor. Büyülerin saldırı hızını artıran tek item bu. Pasifi de temel saldırı yani büyü vuruşlarınız hedeflere kahramanın büyü gücünü hedeflere kahramanın kullandığınız kahramanın büyüklüğünün %40 kadar ekstra büyü hasar veriyor ve de sizin saldırı hızınızı arttırıyor. Esaret kolyesi artı 65 büyüklüğü, 110 bekleme süresi düşürüyor, 110 büyü can çarpı veriyor. Pasifi de beceri hasarları düşmanın yenilenme etkisi 3 saniye boyunca %50 düşürüyor. Yani az önceki atan sıkıntı kargısı gibi. Ben size çok can çalan bir kahraman varsa önüne koyuyorum. Bunu can çalmasını azaltmak istiyorsanız bunu çıkıyorsunuz, can çalması düşüyor, rakibin rahatsızlıkla kesebiliyorsunuz. Pasifi bu anlama geliyor. Yani karşısındaki rakibin can çalmasını düşürüyor. Adalet kılıcı artı 65 büyü gücü, artı %40 büyü nüfuzu veriyor. Pasifi büyü bozucu, hiçbir %70 değerinden yüksek olduğunda benzersiz bonus etkisi %30 arttırılır. Yani büyü nüfusunuz %30 arttığında büyü nüfuzu demek zırh delme demek. Yani karşısında size işte büyü savunması çıkmış kahramanın büyü savunmasını düşürmek anlamına geliyor. Kutsal kristal %100 büyü gücü veriyor. Pasifi büyü hasarını %21 ile %35 arasında arttırır. Seviyeye bağlı olarak bu aralık verimlerinden arkadaşlar. Yani %100 büyü gücü veriyor. Büyü hasarınızı da %21 ile %35 arasında arttırıyor. Hasarlı enerji artı 70 büyü gücü, artı 700 can, size büyü can çalma veriyor ve %25 büyü can çalması veriyor. Yani can çalmaz, büyücüler için can çalması bu. Pasifi de düşman kahramana öldürdüğünüzde %10 HP'nizi, canınızı yeniliyor arkadaşlar. Buz Kralisesi'nin değneği
%75, büyü gücü artı %10, büyü can çalma artı 150 mana, artı 150 mana, artı %7 hareket hızı, pasifi buzdağı bir düşman kahramana becerilerle hasar vermek, hedef %15 enerji yavaşlatır. Bu etkiyi 3 saniye kadar sürer ve 2 defa breke bindir diyor. Yani skill'de veyahut da skill'le düz vuruşunuzla vurduğunuz zaman kahraman karşısındaki rakibi yavaşlatıyor. Pasifi bu anlama geliyor. Parlayan asa. Artı 75 büyü gücü, artı 400 can çal, artı 400 can, artı %5 hareket hızı. Pasifi yakma. Yakma özelliği var pasifinde. Beceri hasarları hedeflerin 3 saniyeye yakarak saniye başına hedefin maksimum HP'sini %1, %2, %3 kadarını büyü hasar olarak verir. En az 10 hasar diyor. Yani rakip vurduğunu canı azaldı, kaçtı gidiyor. Pasifi devreye giriyor, parlayan asanı ve kaçsa bile yakmaya başlıyor. İşte canı da çok azsa orada ölüyor. Parlayan asa. Bu işe yarıyor arkadaşlar. Felaket tablonu 70 büyü gücü, 100 mana, artı 30 mana yenileme, 110 bekleme süresi düşürme. Pasifi felaket, becer. Beceri kullandıktan sonraki temel saldırı hedefle %20 büyü gücüne eşit ekstra gerçek hasar yedir. Bekleme süresi 1,5 saniyedir. Hareket hızı size kısa süreliğinde %10 arttırır diyor. Yani büyü gücünüzü %20 büyüklüğe eşit şekilde karşıya ekstra gerçek hasar veriyor. Yani büyük gücünüz karşı gücünüz kadar karşıya ekstra hasar veriyor. Ekstra hasar büyücülerde ekstra gerçek hasar veriyor. Özür dilerim, hemen toparlayayım şimdi size kısacası. Yani büyük gücünüz kadar karşıya gerçek hasar veriyor ve 1,5 saniye sürüyor bu gerçek hasar vermesi. 1,5 saniye bekleme süresi var. Hemen toparlayayım. Dilim sürçtü, kusura bakmayın. Karşıya büyük gücünüz kadar gerçek hasar veriyor ve bekleme süresi 1,5 saniye kullanıldıktan sonra ve kısa sürede de hareket hızınızı %10 arttırıyor. Kader saati 60 büyük gücü, 615 can, 600 mana. Pasifi zaman her 30 saniyede bir, en fazla 10 kere olmak üzere 30 HP veya büyük gücü arttırılır. Diğer pasifi belirli bir sürede sonunda kahraman %5 büyük gücü ve 300 puan mana kadar. Yani bu işaret altta çıkıyor şuradan ben oyun oynarken. Bu işaret çıkan işte bu işi 10 kere kadar birikebiliyor ve size 30 HP ve 5 büyü gücü artıyor. Her seferinde HP'nin de büyü gücü canınız ve büyü gücünüz 5 HP'nin %10 ve 30 HP ekliyor. Her birinde yani 1, 2, 3, 4 diye yazmaya başladım. Ona kadar büyük oluyor. Her birinde 30 HP ve 5 büyü gücü veriyor size. Kan kanatları 150 büyü gücü artı 500 can veriyor. Pasifi Nirvana eklenen her bir büyü gücü puanına karşılık 1,5 HP ekliyor. Yani büyü gücünüz kadar size 1,5 HP ekliyor can bonusu. Fani zaman 70 büyü gücü 115 bekleme süresi. Bekleme süresi düşürme. Pasifi zaman akısı öldürme veyahut da asisten sonra kahramanın nihai yani ultinizin bekleme süresi %30 düşüyor. Kahramanı öldürdüğünüz veyahut da asist yaptınız, ultinizin bekleme süresi %30 düşüyor. Bu nerflenmiş hali. Yıldırım Jopu 75 büyü gücü 300 mana, %10 bekleme süresi düşürme veriyor size. Yankı pasifi her 6 saniyede sonraki büyü becerisine en fazla 3 düşmana ekstra büyü hasar verir. Hasar aralığı kahramanın maksimum manasıyla orantılıdır diyor. Oranla artar diyor. Yani manamız kadar karşısındaki kahramanlara ekstra büyü hasarı veriyor. Maksimum 3 kahramana kadar veriyor bunu. Akıllı asa artı 75 büyü gücü artı %5 hareket hızı. Eşsiz pasifi büyü nüfuzu. Büyü nüfuzu demiştik ki karşısında büyü savunma itemi çıkmış olan kahraman varsa büyü savunmasını düşürüyor. Yani zırt elde gibi bir şey. Özel pasifi büyü düşman hasar vermek büyü dirençlerini 3 ile 10 puan düşürür, seviyeye göre artar diyor bu. 2 saniye süre ve 3 kez birikebilir. Yani karşısındaki rakibin büyü savunmasını kırıyor ve verdiğiniz büyü hasarı bu sayede artmış oluyor. Arkadaşlar bu videoluk da bu kadar.
Şimdi dilimiz suçluysa affola, yanlış bir söz kullanmışsak affola. Varsa eksiklerimiz, hatalarımız yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Varsa görüş ve önerileriniz yine yorumlarda belirtmeyi unutmayın. İstek varsa yorumlarda belirtin. Videomu beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone olmayı, beni takip etmeyi unutmayın. Bu videoluk da bu kadar. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.